İsmi türkülerle bütünleşmiş, yaşamayı türkülerle sevmiş, aynı zamanda sevdirmiş usta bir isim. Tıpkı türküleri gibi kendisi de yıllara meydan okuyan bir isim. Selahattin Alpay bugünkü stüdyo konuğum. Hoş geldiniz. Teşekkürler. Ne iyi ettiniz geldiniz. Sağ olun Hayırlı olsun albüm bu arada. Allah razı olsun. 30. CD'miz. 30 evet. maşallah. Evet tabii sanat hayatımızda 30. Ama bunun yanında bir de... Milattan önce 8 tane 45 deyim var. Estağfurullah. <laughs> Albümün ismi neydi? 2020. 2020. Evet. 2020. Tabii güzel e, türkülerimiz oldu hakikaten. Bayağı da emek çekildi. Kemal Araboğlu, Ahmet Satılmış'ın e, yönetmenliğinde. E, türküler tabii onlar hepsi benim yavrum. Yani Çocuğunuz gibi değil çocuğum mi? Çocuğum gibi. Efendim söyleyeyim. E, örneğin bir e, şey var. Bir şey var bir türkü var onun arasında bir uzun hava okumam lazım okudum içime sinmedi arkadaş dedi abi on numara oldu ben içime sinmedi tabii ona inanır mısınız orada bir vaki yurtseverin evet, yaramsızlar diye orada onun bir güzel bir nüansı var onu olmasa olmaz ben nihayetinde bir hafta sonra dediğim oldu dediler ki abi sen haklısın <gülüyor> <gülüyor> ehline bırakmak lazım estağfurullah, aslında estağfurullah. işi İlk önce yani Tabii tüm arkadaşlarım, yapımcılarımız e, iyi niyetten başlıyor tabii. Tabii ki iyi ama e, bir de eğer ki o e, icap eden, asıl Türk'ün üretilen yani Urfa'ya ait nüanslar vardır, vırtlaklar vardır. Hı hı. Hele hele bekçi dediğimiz, efendime söyleyeyim bu böyle abartılı değil, Stüdyoya girdiği zaman e, mikrofon 3 metre ileride. Ve ben e, nereden nereye geldik? 85 yaşındaydım. Kapalı spor salonunda mikrofonsuz okudu. O öyle o dedi. Burak dedi. Evet öyle bir insan. Nasıl Allah bir hançer, nasıl bir kırtlak varsa. Evet. Şimdi efendim e, kulaklığı takıyoruz işte. Aha falan. <laughs> evet. Geçmişten günümüze ne kadar çok değişti değil mi? Çok Müzik değişti, değişti tabii. Ama. Bir kere e, canlı e, hep sazlar varken okuyorduk tamam mı? O zaman daha güzeldi, daha ruhluydu. E şimdi e, sistem değişti. Efendim şey bu dijital mi dijital falan mı? Yok işte bu CD'dir, single, dingle, mingle Her falan şey çıktı Her şey dijital platformlarda <laughs> artık maalesef. Maalesef o e, sesteki asıl tınıyı alamıyor dijital. Hı hı. Yani tabii yani madenleştiriyor sesi. Maalesef öyle. Evet. Eski CD'leri veyahut da e, şeyleri dinlediğim zaman arada inanır mısın yüzde otuz kayıp var. Mekanikleşiyor çünkü bir yerden tabii, sonra. Tabii, evet. %30 kayıptı. O sazların verdiği coşku onlar arkanızda gümdür Karşılıklı gümbür. yani. Hep karşılıklısınız. yani. Bir havaya giriyorsunuz. Tabii evet. Tabii. <laughs> şimdi evet. Selahattin Alpay biz senelerdir çok severiz. Her zaman kalbimizde yeriniz tabii çok ayrı, çok canım. başka ama şimdi yeni nesil de istiyoruz ki biraz daha sizi yakından tanısınlar. Yeni nesil de tanıyor. Evet. Daha da çok tanıyor. Benim evet. kızım mesela kısmen biliyordur. Evet. <laughs> daha da yakından bilsin. Kızımıza burada gözlerinden öpüyorum. <gülüyor> <Diyecek> <gülüyor> ki, <gülüyor> ilk önce Aşık Veysel'i bilecek. Pirsutan ablaları bilecek. Evet. Bugünkü ozanlarımızdan efendime söyleyeyim Arif Sağ bilecek, Musa Eroğlu'nu bilecek, Berkıs'ı bilecek, İbrahim mesela Selahattin'i izletilebilecek. Aileden gelecek aslında bu kültür de aileden e, tabii gelecek. Tabii ki aileden Ama okullar da çok fazla üzerine düşmüyor zannediyorum bunu. En Belli başlı konuları öğreniyoruz. Bu, en büyük En büyük Konservatuvarlarda da aynı evet. durum söz konusu evet. maalesef. Evet. Böyle bir Konservatuvarlarda tabii bölüm bölüm, halk müziği bölüm var, sanat var, hı hı. işte batı türünde olan var ama ne olursa olsun ben bu bağnazlık falan değil. İlk önce kendi evin öbürünü süpüreceksin kardeşim. İlk evet. önce kendini bileceksin. Geçmişini bileceksin. Bir Erguvan e, türkülerinin ritiminde hiç dünyada öyle bir ritim yoktur yani. Kendini kendi örf adet ö, geleneğini göreni bilmedikten sonra e, geleneceğini de yakın yakın de gömülemesin. Benim sadık yarım kara topraktır. Hı hı. Uzun ince bir yoldayım. Böyle dünyada bir söz var mı? Mümkün değil. Var mı? Onların yeri hiçbir zaman i̇şte dolmayacak yani. zaten. Benim sadık yarım kara topraktı dediği zaman dünyanın bırakın ülkenin bırakın halk müziğini bırakın dünyanın bu sözden şey alması lazım. Feyz alması Feyz lazım. Feyz alması. Niye? Çünkü topraktan başka insanın bir sadık yarı var mıdır? Mümkün mü? Evet. Oradan geldin oraya gideceksin. Ama, Ama o e, türküyü baştan aşağı dinlediğin zaman toprağın güzelliğin işte. E, üzerine apartmanlar bilmem neler neler falan da toprak ne yapıyorsun işte. Evet. Bakış açısı tamamen. Selahattin Bey Malatyalı. Evet özmek y gibi olmaz. <laughs> e, 7 yaşında mı başladınız müzikle iç içe olmaya? Şimdi tabii Bunun bir ki, yaşı var mı? Gerçi hani ailenin içinde müzikle olunca bunun bir yaşı olmuyor. Yok aileden hiç kimse yoktu. Baba? Baba hayır hiç alakası yoktu. E, yalnız babamın rahmetliğin Kaval çaldığını böyle biraz çalmak istedi. Anam da biraz tersledi ona her zamanki gibi. <laughs> efendim, buna O da attı. Efendim, ben söyleyeyim. Ama bu tabii evvelden entelektelin genlermenler falan nelerdi? Benim babamın amcasının sesi güzelmiş işte. Hı hı. Efendim, ben söyleyeyim. E, tabii ben Malatya'da e, mahalle arkadaşlarımız arasında e, işte hadi bir tane söyle efendim. Ben onun farkında bile değilim. İlkokulda Allah rahmet eylesin Nezaket Boztepe öğretmenim ilkokul dörtteydim. Pardon. Dediler ki Selahattin de sesi güzel hiç unutmayayım Yeşil Ördek gibi falan okudum. Aferin oğlum dedim beni Müsamere'ye çıkarttılar. Efendim hı. Eserim, Malatya Halk Evleri e, ortaokul 3 yıllarında falan. o zamanki dönemde İlyas abi İlyas Salman Kenan Işık tiyatro bölümüne giriyordu. Biz de şey bölümüne falan halk müziği. E, tabii benim idealim e, Nuri sesi Güzel Ahmet Sezgi. Hmm. Nuri sesli Güzel ellerinden öpüyorum buradan. E, onu taklit ederken bir tane bağlama yedim sırtıma. Akıllandım. Kendime geldim. <gülüyor> <gülüyor> evet hele ki vurmuş hoca. Allah nur içine yatırsın. Derken o askere gidene kadar e, 8 tane 45'lik yaptım. 8 tane. Plak. İlk plan Emosya'ya gider Ali Boş gelir. Hı -hı. Hareketli çok güzel bir türkü evet. aslında o da. Efendim e söyleyeyim daha sonra askerde işte bando bölümündeydim. Nota solfeş falan derken askerden geldikten sonra bir kamu bankasına çalıştım. Bankadan şefliğim geldiği dönemde efendim e söyleyeyim aynı günde radyo imtihanı kazanmıştım. Dedim hadi eyvallah dedim. <gülüyor> <işte>. <gülüyor> Bankayı bıraktınız. Tabii. Müzik aşkına. Tabii. Ondan sonra tabii orada ilk long play'imi yapmıştım, öğrenine geldim. 1982-83 yıllarında profesyonel olarak ilk olarak Ankara'da gazinoya başladım. Şu ana kadar Kültür Bakanlığı'nda 17 yıl bir solist sanatçı olarak çalıştım. Radyodan sonra tabii. Şu ana kadar 10 tane film yaptım. Bir tanesi dokuz film, bir tanesi televizyonu. Ee, dizi Dizi niteliğindeydi falan. Evliyim, üç çocuğum var. Allah iki bağışlasın. Kız <laughs> ne iş yapıyorsunuz peki müziğin dışında? uğraşıyorum. Bunu yanında herkes bir yerde aslında eder ya. Hı -hı. Bir de besicilik olayı falan var. Efendim Aa şöyle. gerçekten tabii, mi? Tabii, evet. Allah'a çok şükürler olsun. Yine konserlerimiz, efendim, söyleyeyim ee, ekstra işlerimiz devam ediyor. Maşallah, Hayat Allah daim etsin Amin. inşallah. Amin. Mehmet Yumurtepe. Benim hocam. Evet Na, şeyde... nasıl geçti onunla olan süreciniz? Halk evindeydi galiba Tabii, yanlış Tabii halk evinde efendim yani o Allah rahmet eylesin bana büyük emeği geçen bir insan. İşte bağlamayı ondan yedim Hı -hı. efendime söyleyeyim. Nuri sesi üzerine Nuri abini taklit ediyordum. Çiçekten harman olmaz <laughs> dağım diye bir tane girince <laughs> kendine geldi dedi. Çünkü beni kaç sefer ikaz etmişti. Anlatayım. Var olan bir şey taklidi de senin özelliğin kalmaz. İşte onun sayesinde bugünlerimiz oldu. Tabii daha sonra e, İstanbul şey Ankara'da Özcan e, Tamer e, hocam Nida Tüfekçi Mustafa Hı, -hı. Gece Yatmaz Nerman Altında Tüfekçi Evet çok önemli isimler çalışmışsınız Yavuz tabii, Top çalıştım, tabii, Bunlar arasında Orhan Gencebay Tabii Değil, Mehmet Eren zaten benim şefimdi o kişilerin bağlamasını kulise ben götürüyordum. Öyle olması lazım. İzet Altın evet. Meşe, İbrahim Taslı, Bedir Aysel'i, e, Belki Hakkari, e, yani daha daha da niceleri. Senede 7-8 sene denetimden türkün geçecek. Ondan sonra televizyonda okursun. Hı hı. Öyle bir şansın var. Ama öyle yok elini alacaksın hadi selamın aleyküm, aleyküm Öyle bir şey yok. Denetimden geçecek. Daha geçeceksin. disiplinliydi Tabii değil ki. mi? Çünkü biz o zaman kızardık. Ya bu nedir Allah Allah biz işte şöyle okuduk böyle okuduk. Ha, onlar bizi yönlendirmişler. Müzik evet. ahlaka vardı o dönemlerde. Tabii, tabii. Sahne adabı vardı, tabii, tabii. ahlaka vardı tabii. Tabii. değil mi? Sahne adabı denen bir şey bitti şimdi. Hı hı. Anlatabildim mi? Kot pantolon, Efenime söyleyeyim... Ee, t tişört T-shirt. Ee, işte efendim ayağında spor ayakkabısı. Kendisine saygı duymayan insan başkasına asla başkasına saygı duymaz. Başkasına duymaz doğru söylüyorsunuz. Evet. Müzeye dönüş yapacağım ama siz bu arada filmleriniz oldu, Tabii. dizi oldu. O dönemlerde oyunculuk size cazip mi geldi? Mesela 90'larda bir furya vardı ya hani. Ha. Her evet. albüm çıkaran ya bir dizi yapıyordu ya bir film yapıyordu. Evet. Her albümüne bir tane dizi evet. yapanlar oldu. O zaman e, film çevirmesen kız vermezlerdi. Öyle. <gülüyor> <gülüyor> o dönemleri nasıl yad ediyorsunuz Selahattin Bey? E, Maksimum'da okurken e, dedi ki... Fahrettin Aslan'la Erol Simavi de en önde beni dinliyorlar. Hı hı. E, sazlar on numara bilmem ne falan her şey. Dedi, e, program bittikten sonra e, sahne şey gazino müdür dedi ki e, sor istem dedi. Fahri Bey sizinle görüşecek dedi. Dedi ki beklesin ben. İyi dedim ben de korkuyorum ya zaten yeni başlamış bir hata mı oldu bilmem ne falan. E, program e, neyse ben biraz bir, bir saat falan bekledim. A, sazlar gitti falan. Beni çağırdı da gittim kapıyı dedim. Aynen böyle. Allah'ın onun içine Sen ne biçim solistsin kardeşim? Ne biçim solistsin? Hayırdır efendim dedim. Dedi sazların kıyafetine niye dikkat etmiyorsun? Dedim efendim hepsi radyoda, konserde. Bana ne dedi? Adam kıyafetine ikince biraz dedi, şey yapacak, bakacak dedi. Dedim hayırdır efendim hepsi siyah dedi. Olur mu dedi. Siyah elbisenin dedi. Çorabı dedi. Adamın dedi açık mavi giymiş dedi. Benim göz zevkimi bozmaya hakkı var mı dedi. Allah'ım ya Rabbi. İşte Fahrettin Aslan olmak öyle kolay değil. Doğru. Evet. Her gün programdan evvel e, şey sürprizler şekilde, çok affedersiniz, garsonların saçlarına, sakalına, tırnaklarına bakıyordu. Ama bu gelen müşterisine de saygı, yaptığı Tabii işe yani. de saygı her Tabii şeyden ki. önce. Bir güne belki kalan yemeği asla daha bir gün sonra verilmez müşteriye. E, bunun yanında sazlar solistine, solistler sazlarına saygılı, evet... Hı hı. Yani bilmiyorum. Bu genel bir şey oldu, dejenerasyon oldu. Allah sonumuzu ayırsın. O dönemde de böyle yarış var mıydı sanatçılar arasında? Olmaz olur mu? Gerçekten Hepimiz mi? Hepimiz 32 dişimizi gösteriyorduk birbirimize. Bu sahtekalık değil yani. <laughs> Kardeş nasılsın, iyi misin? Ya akşam kaç masa vardı falan. <laughs> Bu gayet doğal. Şimdi biz üç sıra şer, İbrahim kardeşim, İzzet, Nacizane ben. Üçümüz hepimiz ayrı ayrı yerlerde okuyoruz tabi. Rekabetler büyük ee, ama çok şükürler olsun o rekabetin altında da güzel tatlı rekabetti çünkü e, halk müziğini acizane herkese sevdi. Doğru söylüyorsun. Ben bir şey daha söyleyeyim. Ee, dün elbisemi ütülüyorum, bunları ütülüyorum. Annem içinde humurdanıyor. Bak diyor oğlan diyor elbisesini ütülüyor. Bana <laughs> biliyorum. Orada oturuyor. O da 93 yaşında. Maşallah ben, 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 ben Allah sağlık olsun. Veterim var. Veteri var. Kaynanım da 103 yaşında. Ne diyorsun? <gülüyor> 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 Ve sahne elbisemi hayatta kimseyi ütülettir Her şeyi kendiniz türetme. mi hazırlıyorsunuz? Tabii. tabii. Sahne elbisemi. Hmm. Evet, kimseyi ütülettir Sadece sahne kıyafetleri Tabii. Mi? Yalnız sahne kıyafetleri. Kendim yaparım. Nelere dikkat ediyorsunuz peki bu kadar... E... ...ehemmiyet verdiğinize göre... ...başkaları bozar gibi bir endişeniz var mı? Yani... E, ...o bir şeydir... E, ...duygudur... ...işine, e, sanatına saygıdır... ...ve her şeyden evvel ekmek para. Hı hı. O yüzden her şeyle kendinizi ilgilenmek tabii istiyorsunuz ki, aynen. değil mi? De, Şimdi müziği ki... bir kere evrensel olarak görmüyorsunuz... ...bunu biliyorum. Tabii Yöresel ki, diyorsunuz. Yani. Evrensel olduğunu düşünenler için şöyle mi düşünüyorsunuz? O kendi kültürüne ait müziği empoze ediyor... Tabii ...gibi ki, bir yani. düşünce mi var? Tabii ki yani. Arap müziğini dinlesin, Hint müziğini dinlesin, Yunanistan müziğini bilmem ne bilnesin. Ama ilk önce kendi e, müziğini bilecek. Hı hı. Kendi öz kültürünü Tabii bilmeli ki. değil mi? Bu da nedir? Halk hı. müziği. Cenazede ağlatır, düğünde güldürür. Düşünün kazancı bedi. özendiğim, dizin dibinde oturduğum bir insanın rahmetli Mesela okuduğu bir gazel vardı. Onu ben birkaç sefer, hatta benim CD'mde de var yani. Öteki CD'mde. Bundan bir de belki Karanfil ve olur. Orada mesela en son kıt kıtası diyor ki, dünyayı eline geçirsen fersah ver. Çıkar akır elinden bin yerinden bağlasan da çember. Cihane sığmamışken koca İskender varıp baksan o da şimdi 40 bin bir paraya dönmüştür. Hani korona çıktı herkes hı hı. yatı katı uçağı orada duruyor ya. Hadi yeah. git bin. Yeah. Yani nihayetinde İskender de hakim olan Allah'tır. Hı hı. E, dünya hakim oldu ama varıp sonra da 40 bin parçaya dönmüştü. Ne işte? Dijital platformlarda çok fazla sesler, çok fazla şarkılar var ki siz de zaten bunlara şahitsiniz evet. müziğin içinde olarak. Hı hı. İster istemez kendi adıma söyleyeyim. Şarkıyı tanıyorsunuz, hı hı. E, ses birbirine çok benziyor. Ama kişiyi görmeden o kişiye ait olup olmadığını bilmiyorsunuz. O kadar Hı -hı. çok fazla ses rengi var ki birbirinin evet. aynısı. Evet. Sanki fotokopi makinesi gibi evet. aynı yerden çıkmış. Evet. Sizler gibi önemli isimler evet. gelmedi. Estağfurullah. Selahattin ben İbrahim'e söyledim. Dedim senin ne Hı. kadar çocuğun varmış Tamam. Ben onu mecaz anlamda söyledim. Beni de taklit eden oldu. Bir iki yaşta. Önemli. Canları sağ olsun. Hı -hı. Var olan bir şey taklit ettiğin zaman sen sıfırsın kardeşim. Çıkıyor adam Efendim Neşet Ertaş'ın Habire Türk, ü. ya kardeşim Neşet Ertaş imzasını attı gitti. Sen sen ol, türkü derle, biz sen kendine adını söyle. Orada e, Neşet Ertaş, tabii okuyacaksın ama e, program yapıyorsun, beş taneyi de geldikten Neşet Ertaş okursan o zaman ne anladın? Doğru. Pardon. O yüzden sesler farklı olmalı, evet. özenli sesler güzel sesler olmalı. Ben bu şarkıyı çok severim. Evet. Gerçekten yani çok eskiye götürdünüz beni evet. bu yepyeni haliyle. Bunu ikinci kez okudum. Ee, şimdi bir sene evvel Bitlis-Hizan'la konser verdik. Program arasında bir tane vatandaşım bir tanesi dedi ki abi özleyeceğim dedi. Allah Allah ya nereden biliyorsun kardeşim özleyeceğim. O zaman hep beraber okur muyuz? Okuyalım. okuyalım. Ya bu nakaratlar da bana bir eşlik ettiler. Dedim Kemal abi onlar dedim kardeşim bunu okuyacağız bir daha. Bu biraz bu konuda da ben şeyimdir, tevazu sahibimdir. Bir milyon yüz bin tane sattı bu. Maşallah. Evet. Ee, klip yapılmıştı tabii senelere verdi. Milattan önce. <laughs> İlk ne zaman okudunuz? Milattan önce. Ya o kadar milat değildir canım yapmayın. <gülüyor> <gülüyor> Tahmin ederim 84 dört 84, Seksen dört yılında 85 okudunuz. Seksen beş evet. Yani o kadar böyle gözümde de farklı kareler geldi ki. Hmm. Çok güzel bir şarkı. Hmm. Ölmeyecek şarkılardan evet, çok biridir. Olsun, evet. Yani inanın bunu 2020'de değil 2050'de de okusanız biz bunu yine dinleriz. Şimdi tabii müzikle sözler birbirine o kadar güzel örtüşmüş ki efendime söyleyeyim. Ruhu Bilkaz diye bir arkadaşımızın. Hı hı. Ee, buradan selamlar olsun. Benden sonra bayağı da okuyanlar oldu. Ama dedim ki ilk imza atan Sizsiniz. Evet. Ben her zaman söylerim sahibinin sesinden dinlemek tabii lazım şarkıları. Yani. Son dönemlerde çok fazla popçu var Türk halk müziği yorumlayan. Hı. Özellikle son kaç senedir, 10 sene olmuş mudur? Hı. Pek çok sanatçı var. Bunları nasıl değerlendiriyorsunuz? Bana göre doğru olanı söylüyorum. Uzun ince bir yoldayım. Ee, rahmetlik, Aşık Veysel'im biliyorsunuz. Seneler evvel, ölmeden evvel bir arkadaşımız okumuştu. Yine pop türünden falan. Evet. Ben tabii değilim. Tabii götürüyor e, hastaneye. O zaman şey de koyuyor, pilağı da koyuyor. Hmm. Baba diyor nasıl olmuştu? Pir diyor, dinletiliyor tabii. O da gözü kapalı rahmetli diyor ki ağzına sağlık oğlum, ağzına sağlık diyor. Tabii Malatya tabiriyle söylüyorum. Tebegi düşük yani bir surat asılmış vaziyette. Diyor ki baba beğenmedin arada. Ya yok olmadı. İsrail falan diyor oğlum neye beğenem diyor. gözün yerini değiştirmişsin diye. Bitti. Benim ha, yorumum bu. Evet. Yani aslında bir nevi şöyle oluyor, evet. cefasını biz çekiyoruz, sefasını onlar söylüyor gibi ben, bir şey mi oluyor? Yok okusunlar ama şey ne diyecektim yani e, öyle bir kalkıp da ağzını gözünü kırarak falan olmaz. Da. O kendi öz kültürümüz. Hı -hı. Sen bir beste formunda olan başka bir şey istediğin gibi e, amuda kaldır, kaşınla gözünü oy benim ilgilendirmez ama sen Aşık Veysel'in türküsünü veyahut da işte artık halka mal olmuş türküyü Hı. kalkıp ağzını gözünü kıramazsın kardeşim. Yok öyle şey. Olduğu gibi evet. okumaz. Yorum Tabii. farkı çok başka. Otantik okuyacak. Evet orijinalini Tabii. okumak ha, çok başka. Orkestrayı kor bin tane orkestra koy ama sen o türkünün giderini, nüansını, duygularını bozamazsın. Sevgili izleyiciler çok naif çok duygusal biri. Acaba merak ediyorum o yüzden mi kendisine karıncacı selo diyorlar? <laughs> <laughs> Niye böyle söylüyorlardı size? Nedir bunun hikayesi? <laughs> Şimdi tabii zaten yedisinde neyse 70'sinde olursun hesabı. <laughs> karınca dedikleri, karınca toplayıcısı dedikleri de şuydu. Mesela Malatya'da top oynadığımız zaman dereler işte bir dere var. Her evin içinde dere akar yani su akar. Top oraya gittiği zaman ben e, gidip mesela yani ben bu taraftaysam ben gidip almam lazım. Topu atıyordum, bekliyordum. Karınca geçe <laughs> alıp kenara koyuyordum. <laughs> Onlar bağırıyordu hadi işte oynayacağız falan tamam geliyorum geliyorum diye falan. Ne bileyim ya o işte. Karıncayı mesela. bile incitmeyen kişi diye size deniyor. Allah Allah tamam, Buradan, buradan bunu anlayabiliriz. İncitirsen senin ne ondan ne farkın olur. Doğru söylüyorsun. Sen incitirsen onun ne farkı senin ondan ne farkın olur. Sizi neler duygulandırır? Şimdi çok zarif, çok duygusal, çok narif biri olduğunuz karıncaları toplamanızdan belli. Neler sizi çok duygulandırır Serhat Bey? Beni beni anlayan insan duygulandırır. Ve e, dünyada en büyük sermaye çocuk, yani evlat yetiştirmek. Çocuklarım çok şükürler olsun. E, iki kızım, bir oğlum. Allah her Allah zaman. kirli demiş yavrum ne kadar ama şöyle derim. Allah benim evlatlarım gibi herkese nasip etsin. Çok memnunum. Onların bana davranışı beni çok duygulandırıyor. Bir de e, Allah için yapılan söylenmez bazı şeyleri yaptığım içindir. Anlatabildim mi? Hı, hı Okuttuğum bazı arkadaşlarımız var. Allah, Allah 17-18 tane falan. Maşallah. Nacizane başhekimim de var. Gittim hastaneye. Tesadüfen ben ta orada olduğunu bir Orada ismini tanır bildim bile. Anlatabildim Dedi ki hastanenin sahibi bizim başhekimimiz dedi. Dedi Selahattin abi dedi beni altı sene okuttu dedi. Sarıldım çok güzel bir duydu. Ya tabii bunlar e, affedersiniz bir e, köpeğe dahi e, affedersiniz. Hı hı. Yani böyle bir yaklaşımınız o size Allah'ım yarabbim kul kurban oluyor. Tabii. Evet değil mi ki insan? E, o zaman şöyle söyleyeyim. E, Beside işte kuzular falan bir tane çift bir yavru yapmış, bir tanesi çok çelimsiz. Orada da benim akrabam var işte. Dedim ki ya Durumu şu durumun şu abi de bırak o zaten gidecek, yudum olmaz. Biraz da böyle martın daha başları falan soğuk. Bunu dedim alalım eve. Aldık eve. E, gittim en yakın yerde şey getirdim. E, süt getirdik işte biber o bilmem ne. Hayvan kendine geldi. Güzel. Aradan böyle bir 10 gün geçti falan ona baktım çok iyi. Böyle bir işte 15-20 gün sonra inanır mısınız o hayvan bir baktım tek başına o kadar sürün içine geldi benim yanıma. Bunun erkeklilenen bir alakası yoktur. Gözlerim doldu yani. Ve hayatta kim tutmam. Ne güzel. Evet. Allah'a havale ederim. Yeter. En iyisini yapıyorsunuz <laughs> zaten. Tevekkül edip bırakacaksınız. Evet. evet. Oğlunuz milli gururumuz. Değil evet, mi? Ne güzel. Neler evet. söyleyeceksiniz onunla ilgili? Şimdi kızlar maşallah hep evet. eteklerinizde Vallahi zaten dolanıyorlar. Tabii ki buradan bir şey söylesek kızlar bize saç Yani. Yok yok kızlarınız yani. maşallah çok düşkün <laughs> size. Programdan önce konuştuk. Nasıl üstüne mısın, titriyorlar? Allah razı olsun. Şimdi üçünle hiç ayırt edecek zerreci kadar herhangi hiçbir şey yoktur. Ee, tabii atay olan biraz başka ağırlıkları falan var. Buradan e, vatanla milletine, bayrağına, sancağına, Kur'an'la, ezana, Muhammed'ine eğer yetiştirmişsen ne mutlu bana. E, buradan diyorum ki hepsinden gözlerini öperim. Allah işlerini, güçlerini rast getirsin. Amin inşallah. Evet. Sanatçı babanın şampiyon oğlu. <gülüyor> 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 Şimdi siz dediniz ki programımızın başında çok yer gördüm, çok yer gezdim. Görmediğim çok az yer kaldı, evet. çok fazla turneleriniz var. Bunların içinde böyle biriktirdiğiniz böyle güzel anılarınız vardır mutlaka. Eskişehir konserimde mesela, Eskişehir'de ilk gurbete çıkışımdır tabii. Ee, tabii insanların fanatik hayranları falan vardır. Ee, işte bir bayan önde oturuyor, elinde de çiçekler falan. Ee, Efendime söyleyeyim, ya diyorum nereden tanıyorum, nereden tanıyorum? yanında işte kızı falan var, ee, iki tane, bilmiyorum herhalde çocuk, iki, iki tane çocuk vardı. Ee, ben program bitirdim ama böyle hayranlıktan bakıyor yani. Program bitirdim menajerim dedi ki bir bayan gelmişti çiçekler falan dedim ki ya abi Allah aşkına dur dedim yorgunuz gideceğiz yatacağız falan ya dedi 5 dakika görsün Şimdi geldi dedi ki beni tanıdınız mı? Dedim vallahi ben nereden bileyim yani dedi siz dedi Eskişehir'de işte şu gazinoda çalıştığınız zaman dedi kayısı dedi bakın nereden nereye ya ben o zaman Malatya'dan kayısı getirmişim doğru. Bayanlar Matinesi'nde e, şey yapmışım yani dağıtıyordum böyle beşer yüz paketler yaptırmıştım. E, o demiş ki bana, e, ben Kaysi'yi çok seviyorum. E, evet. E, demişim al kalan da senin olsun. <laughs> Şuradan <laughs> <nah, gülüyor> bakın nereden nereye geliyor efendime söyleyeyim. Tabii bunlar güzel şeyler, buna benzer daha neler, neler. Bu güzel türkünün evet. bir hikayesi var mı? Her türkünün hikayesi olur genelde. Ahmet satılmış ait... E, değerli kardeşime tabii o kendisi Malatyalıdır ama bir Türk fabrikatörüdür hakikaten çok güzel. Adında daha çok onların eserleri var değil mi? Tabii. Tabii evet. Şimdi işin enteresan tarafı bu çocukla ilgili bir şey hemen söyleyeyim. Ee, ben işte otelde falan böyle insan hani eşref saati falan de gel. <laughs> Birisiyle gelmiş demiş abi ben işte Malatya'dan geldim. işte bana şöyle şöyle bana yardımı Ben demiş demişim oğlum git kendi işini yap. Ne yapacağım bu işlerde iş yok falan. Göndermişim ve şu anda çocuk hakikaten bildiğim kadar bir 8-10 tane CD'si var. Efendime stüdyosu var. O stüdyoda yaptık. Efendime söyleyeyim. <laughs> i̇şte ee, bunlar aslında o, e, kırbaçtır yani. Teşviktir Hı. yani. Anladın mı? Ben de radyoda ilk ve Feşe Hoca daha, daha ben ne de dedi? Sen tamam çık çık. Sonra dedi ki işte ben böyle talebeler yetiştireyim <laughs> dedi. <laughs> Allah'ın içinde yatırsın. Evet. Yani. Sesinizi nasıl koruyorsunuz Selahattin Bey? Yani evet. maşallah. Allah bozmasın. Çok Gerçekten. Yani sanki yıl 2020 değil. Çok Yıllar öncesinin Selahattin Alpay'ını dinliyorum. Çok şükürler olsun. Şimdi Allah'ın verdiği bir emanet, Allah'ın verdiği bir nimet. Evet. Emanet bakacaksın. Nimetse ondan ekmeğini yiyorsun. Evet. Ben okuduğum zaman Yaradan'a okuyorum. Böyle karşında kim olursa olsun. Şimdi tabii bunlar bedene göre bunlar. Mesela ben bilirim Bülent Hanım, Bülent Ersoy işte onunla çok çalıştım. Efendim öyle söyleyeyim şey... Adnan Şenses, e, Muazzez Abacı, e, Kuldağa Çınarsın efendim söyleyeyim. Yani bunlar ben biliyorum ki buz yer öyle çıkarlardı. Evet. Evet ama evet. ben öyle bir şey değil. E, diyelim ki e, bu son beş sene içinde daha dondurmayı yavaş yavaş yemeye başladım. Gerçekten tabii, mi? Tabii tabii. Ne sıcak ne soğuk. Hocalarımız da bize öyle söylerdi. Tabii. Ne sıcak ne soğuk. Eee yani yaradan verdiği nimete uyku en büyük hı hı. etken. Bir de bunu kimse bilmez. Mesela sinirliyken bu telefondan konuşuyorsunuz ya. Yani. O sinirliyken işte sesi duman eder. Aa onu bilmiyordum. En büyük etken. Evet. Hayatımızın bir parçası. İşte sinirliyken birisine bağırdın, çağırdın. Allah göstermesin, efermesin söyleyeyim. Ona uydun işte e, farkında olmadan o sesin işte batıyor tabiri caizse. Faranjda olmamaya da özen gösteriyorsunuz tabii şimdi tabii. sesimiz olduğu için. Tabii, tabii. Sizi çok etkileyen böyle çok duygulandıran bir türkü var mı? Ya şu türküyü dinlediğim zaman beni benden alıyor dediğiniz var mı? Var tabii. Hangisi? Şimdi türküler hepsi benim için öyle. Öyle bile klasik anlamda söylemiyorum ama saf, tertemiz hı, -hı. yani e, karşısındaki e, sevdiğine bu kadar saf tertemiz yaklaşan işte hitap eden çok sever. Ay ya çok sevecek. Sabiha Ana miyim? damas sermişler dedik hani böyle biliyorsunuz bu dayın kaynamışıdır hı hı. işte damas seriyorlar efendim kurutacaklar. Saçları belik belik sana bir muskalar yazma yazayım gelmesin sana kendi. Mesela Hatırlarım Malatya'da gezdiği zaman mesela e, çocuk işte e, merhaba ettiği kıza mektup verecek. Hı. Ve verdiği zaman işte geliyor. Diyor ki ne yaptın dedin ama mektubu eline helal elin, elin, bir kritikteydi ya. Güzelliğe bak. Düşünebiliyor musunuz? Şimdi öyle değil tabii canım. O zaman aa, samimiyet ve masumiyet aa, de vardı. Tabii. Sevgiler de çok masumdu. Tabii. Uzaktan gördüğünüz yani, zaman bile aynen, yetiyordu değil mi? Yanına gitmenize aynen. bile gerek yoktu. Çok oldu. Tabii. Çorba bulduğun zaman da işte evlilik ondan sonra 4 ay, beş ay sonra Diyarbakır, Allah bekir. Hadi git. Aşk evliliğini yap. Sormayın. Uluslararası aşk Oo, evliliği. Ooo süper. <gülüyor> <gülüyor> Ama sonrasında deri gibi sevdiğiniz Allah'ta bozmasın. Allah'a çok şükürler olsun. Ne güzel, ne mutlu. Allah hepimizin... Az tadını bozmasın. İlk türkü vardı ya yani, Damus'un Açılsalar. Onun sözleri şimdi anlatırken aklıma geldi de. Hmm. Ya sevdiğine karşı nasıl güzel bir görünmektir ya, o? Tabii. Biraz şöyle mırıldansanız rica etsem olur Ve mu? Mesela e, bizim beraber oturduğumuz dedemlerin evinde... ...Fadim abla vardı rahmetli oldu. Onun işte Vahab abi o da rahmetli olmuş. Efendime söyleyeyim. Genç yaşta gittiler tabii. Onun anası kızıyordu. gözlük kör olası için, Ha? Günde ben sen 5-6 sefer niye giyiyorsun ha bu elbiseleri? Çıkarıp çıkarıp niye giyiyorsun? Şimdi o türküyle bağdaştırdığın zaman onun için giyiyormuş. Duygu yüklü türküler. Onların yerini hiçbir şey tutmuyor. Öyle ya. Herhalde. Yani Türk İşte bizim de yani. çabamız bu yani. Bu yeni gelen arkadaşlarımız duyarak. Tabii yaşam biçimi de çok önemli. Yani şimdi Atakan abi Allah rahmet eylesin. İşte asıl böyle tam otantik şeylerle o başlamıştı. Notaya bağlı okuyor musunuz yoksa kulaktan dolma mı gidiyorsunuz? Şimdi efendim nota sonsuz saygımız var. 50 tane e, konservatuar bitirirsiniz. Anlatabildim Ama kazancı bedi rahmetlik 50 tane konservatuardan daha tatlı okuyordu. Notayla tabii okuyorsun Hı -hı. ama fazla notaya daldığın zaman duygun bitiyor. Evet, yorum yok oluyor. Kalıplaşıyorsunuz. Da. Hı -hı. İşte hepimiz okuduk. Yalnız Sağol nasıl söyleyeyim. güzel sözleri vardır o, güldürdünüz beni. <gülüyor> <gülüyor> Kim o? Da o, da Urfa, o İsmail Badılı. Muzaffer Badılı ile bir bağlantıları var mı tabii, acaba tabii. rahmetli? Tabii, tabii oldu. Oğluydu yani. Oğluydu. Tabii rahmet Güzel. o bağlı. oğluydu. Rıza evet. Efendi şey, benim şey, mesai ne, arkadaşım. İsmail Badılı da şeydir yatsın. yani e, çok eserleri vardır. Tabii. Ayrıca da bunun yanında CD falan çok yaptı evet. O Badalılar biliyorum onların ay, muhteşem bir Tabii, gırtlakları evet. var. E, Muzaffer'e de Allah'tan rahmet diliyorum güzel arkadaşıma Amin. da. Amin. Çocuk. E, evet rahmet size. Çok genç yaşta aramızdan ayrıldı. Evet. Harika sesi vardı onun da. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. E, başarılarınız daim Sağ olsun. Sağ ol canım teşekkür ederim. E, albümünüz hayırlı olsun. Ben Sağ hemen ol. şöyle evet. ekrana da göstermek istiyorum. Evet 2020. Ha. Evet şöyle hemen göstereyim benim kameraya. Selahattin Alpay 2020. Şu anda dijital platformlarda. E, evet, albüm satışları YouTube'da artık var. oluyor mu bilmiyorum ama. Sorma şimdi bir ikinci olmuyor, ikinci mi? milyonun siparişini verdik. Allah, Allah. <laughs> Artık albüm satışları olmuyor <laughs> ama evet. bütün dijital platformlarda YouTube evet. sayfanız var Tabii değil mi? YouTube'da aynı var. YouTube'da, var, YouTube'da evet. var. efendim Mutlaka dinleyin. Edi'nin özellikle 90'lı yıllara damgasına vurmuş programımızın içinde de zaten seslendirdi Selahattin'i. Özleyeceğim. Benim favori şarkım. Evet. Ona mı gelecek klip? Yok. E, ben Urfa'ya değil ve bir de Akçadağ'ın düzine Hı hı. bir gül var ki o da apayrı bir olaydır bizim Malatya Polat'tır yöreseldir tam hı hı. efendim onlara klip çekeceğiz çok teşekkür ediyorum olun teşekkürler efendim beraberliğimizin sonuna geldik bir başka programda yine çok önemli isimlerle sizlerle birlikte olmaya devam edeceğiz bizde kalın hoşçakalın daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.